şimdi Safranbolu'ya gitmek için belediye otobüsüne bindik ve gitmek üzere yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz başlasın. Вкусно! Вкусно! Очень, очень вкусно! Приятно мастерить! Şimdi Aptipaşa denilen bir yere geldik ve Aşrin girişi sayılabilir burası. Böyle bir tabela var. Ulupınar diye. Bartın'a araba ile yarım saat 45 dakika uzaklıkta bir Safranbolu ildir. Tarihi duyguları fazla fazla hissettiğimiz bir yer. Safranbolu'nun cam teras bölümüne geldik ve burada aktivitelerin yapıldığı bir yer var. Ücretlerini ve şimdi neler olduğunu size anlatmak istiyorum. Ve çok eğleneceğiz. Biraz yolculuğumuz uzun sürdü ama güzel geçti. Şimdi zipline'in olduğu yerdeyiz ve yağmur yağıyor ama hala zipline'a iniş yapılabiliyor ve şu şekilde Türkiye'de en uzun ve en yüksek yere sahip olan bir zipline burası. Ayrıca size şuradaki cam teras var. Oraya gideceğiz ve sizi oraya göstermek istiyorum. Zipline'e ben binmek istemiyorum çünkü yükseklik korkum var o yüzden. Ama izlemek keyifli.
şekilde buradan bir giriş var. Böyle geliyorlar, giriyorlar. Buradan geliyorlar ve iniş yapılıyor. Burası çok güzel, gelin. Şimdi cam terasın oraya doğru gidiyoruz. Girişte ücret verdik. Bir kişi 8 TL. Sabit fiyat ve yağmur. Şu an turistler var, gelmişler biraz ama başka şehirlerden gelmişler. Bu şekilde restoranlar ve şimdi aşağı iniyoruz ve çok fazla yağmur var gerçekten. Şu şekilde bir yüksekliği var, uçurum. Ama çok güzel. Şu şekilde bir yükseklik var. Tazı kanyonu olarak geçiyor. Bu şekilde bir manzarası var. Umarım beğenirsiniz. Çok yağmur yağdığı için şimdi restoranta geldik. Geriye çekeceğiz. Kapatacağız. Evet. Tamam. Cam terastan çıktık ve pansiyonlara bakmaya geldik. Cam terastan bir tane abi bulduk ve bizi buraya kadar getirdik. Bakalım başka neresi var. Ahşap evleri var. Su sellerini önlemek için Arnavut kaldırımlı taşlar yapılmıştır. Bu şekilde sokak. Buranın yerli halk için tarihi bir önemi var ve tarihi dinci hamama geldik şimdi ve Darviye sokakta ama tarihi olarak eski bir yapıya sahip ama güzel. Şimdi buraya bakacağız. Şu an kapalı mı burası? Ben kapalı. Neden? Pandemiden dolayı açmadı zaten. Ya. Tut. Neresi açık ki? Maalesef pandemiden dolayı kapalıymış. Ama size göstermek istiyorum. Tamam, üzüldüm. Şöyle bir eski bir yapıya sahip. Dışarıdan bence güzel. Ama şu şekilde bir camı var. Mahzene benziyor.
maalesef. Kapalı. Burada aynı Bartın'da ekleyen köpekler var. Kocamanlar. Ve rengarenk kapılar var. Lokumcular var. Zaten saftan bulup lokumuyla ünlü yer. Ve bu şekilde tahtacılığı ve oymacılığıyla ünlü sabunlar var. Safranlardan yapılma. Şimdi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne geldik. Yemenciler Sokağı olarak geçiyor. Çok güzel kuş sesleri. Şu şekilde gösterebilirim. Çok sessiz bir ortam var ve telefonla içeri girmeyiniz yazıyor. Şu yapıyı bir göstermem lazım. Köprülü Mehmet Paşa Camii olarak geçiyor ve Safranbolu tarihlerinde önemli yer alıyor. Şurası da caminin içi. Şu şekilde. Farklı bir ambiyansı var. Bu şekilde güneş saati olarak geçiyor. Eskiden kullanılırmış ve şu an güneş olmadığı için belli olmuyor ama güneş geldiğinde gölge bu tarafa geldiğinde mesela bunların hepsi saat olarak geçiyor ve caminin ön kısmında kalıyor şu şekilde. Şimdi hatıra olarak kızlara buradan bileklik alacağım. Şunları alabilir miyim? Bize bir tane böyle lokum ikram ettiler ve bu safranlıymış. Ben de size tepkimi göstermek için kahvenin karşısında yemek istedim. Bir kafede oturmak istedim. Yok, gezi. Gezi ücretsiz. Ne kadar 5 lira? Gezi ücreti varmış ve 5 TL'ymiş tek kişi. O yüzden ben bu şekilde göstermek istiyorum. Böyle içerisinde sınavı. Hangi oda? Kaç numara? 27. Bu taraftan çıkın. Gerçekten çok ilginç. Belediyeye aitmiş burası ve ücretliymiş. Şimdi sizle lokumu yiyeceğim. Bu buranın ünlü bir şeyi. Safranı ünlü buranın ve bu lokum safranla yapılmış. Şimdi onun tadına bakmak istiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bu arada. Şu an kameranın neden sallandığını merak ediyorsunuzdur. Çünkü kaldırımlar şurada da görmüş olduğunuz gibi. Şu kısım zaten Arnavut taşlarından yapılmış. Sel geldiğinde şehri yıkmasın, su altında kalmaması için suyu yavaşlatması açısından Arnavut kaldırımlarıyla yapılmış burası. Herhalde kalacağımız pansiyon burası.
Teyzemin oyunu. 22.50. Bu otelde kalacağız. Ve bu otel çok güzel. Şimdi pansiyonu bulduk ve merkeze oldukça yakın. Hatta merkezde bile sayılabilir. Lokum aldığımız oradan bir tane kız bize yardım etti. Ve abi var burada bir tane. Ona söyledik öğrenci olduğumuzu. Ve hani 4 kişi bir odada kalacağımızı söyledik. Ve indirim yaptı. Gerçekten çok iyi insanlar. Ve odayı aldık. Böyle bileklik almıştın demin. Odayı aldık. Ve şimdi size odayı göstermek istiyorum. Şu şekilde böyle bir yatak var. 2 kişilik. Burada kıyafet asmak için bir yer var. Şu şekilde bir masa var. Ve bir tane daha yatak var. Tek kişilik. Sonra pencereleri zaten aşağıdan. Çok otantik bir yer. Ve ben beğendim. Şu şekilde bir oturmak için, manzarayı izlemek için bir yer var. Bu da Zülfiye. Akşam olmak üzere ve biz Safranbolu'nun %20'sini gezdik sayılır. Banyosu bu şekilde. Şöyle bir banyosu var. Tuvaleti bu da. Pansiyonumuza gittik. Biraz süslendik, püslendik. Sonra da çıktık. Ve birazdan yasak saati başlayacak ama biz şimdi çıktık. Yürüyoruz. Çabucak para verin de ben sonra gidelim. Para verdi misin? İşte sen geldi anlatın işte. Gerçekten güzel duruyor. Evet. Benimki nasıl kalkmış? Otelin aşağı kısmına ineceğiz. Şimdi Safranbolu'dayız hala. Tekrardan günaydın. Şimdi kahvaltımızı yapmak için geldik. Ve bu şekilde kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltı yapacağız ve çok güzel bir ortam var şu an. Bu şekilde gösterebilirim. Şurada. Yok be. Sıra. Yok mu? Olmadı bana. Katı oldu. Nam 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 nam. Hazırlandık ve otelden bugün çıkıp gezmemiz gerekiyor. Size bazı yerleri göstermem lazım. Bugün normalde yasak var. Ama yakın çevrede gezinip size göstermek istiyorum. Şimdi otelden çıkıyoruz. Burası Amasra'nın sokaklarına çok benziyor bazen ara yerleri. Çok tarihi duruyor ayrıca. Gördüğünüz gibi full inşaatlar, yapılar bu şekilde. Evler, işte el sanatları ile ilgili burada bir tane dükkan var. Görüyorsunuz. Yani çok ara sokaklı ama küçük bir yer. Lokumu çok. Herkes lokum ikram ediyor çünkü Safranbolu'nun lokumu meşhur. Yayın erişte. Cevizli TV'de. Yayın da. Yaprak sarmalısı var. Üçgen mantı. İçi peynirli. Bir porsiyon doyurur mu? Doyurur. Yazık ya. Hep doyurur. Doyurucudur. 200 gramın altında şey. Onu ortaya söyleriz olmadı. Başka bir şeyler yeriz. Olmaz mı? Ne mesela? Hiç fark etmez. Şimdi restoranta geldik ve buranın yöresel yemeği olan pirohi'yi denemeyi istedik. Ve yemeklerimizin tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz.
kötü? Bu buraya ait peruki ve mantı şeklinde, içinde de peynir de varmış. Safran ve peynir var. Karışık ızgara köfte söyledik. Buraya ait değil ama yemek istedik. Şimdi tadına bakmak istiyoruz peruki'nin. Mantı gibi ama mantının anı bir un gibi. Ben bilmiyorum. Güzel. Etli. Hafif. Evet, kaydırma gibi. Daha yağlı. Güzel. Hafif. Yağlı. Hadi biz yemeyelim. Burası hiç ısırmadım. Ben de yiyeyim. Sürdürüp yağlı çok korkuyor. Şimdi yemeğimizi yedik, ücretimizi ödedik ve buradan çıkıyoruz. Afişin ne güzel bir afişin. Üçü de mi senin? Yok. Artık. Acıyor, acıyor. Hadi tamam, buna inanırım da. Şimdi gezi evini göstermek istiyorum. Aynalı kerik. Evet. Demir çeliklerin olmadığı zamanda demirler falan bundan yapılmış. Demir çelik gibi. Hmm. İki kişiyle çekiliyor. Oraya ayna takılıyor. Çok zenginlerde bulunuyor bu. Evet. Bir. Ay. Ay çok korktum. Şüphe abinin evine girmiş şu an. Gezi evi. Köprülü Mehmet Paşa. Şimdi gezi evine gidiyoruz. Şimdi bunlar şöyle. Hep o yüzden. Ooo. Milliyet bak 1970. Çok güzel. Duvar halıları meşhurmuş mu değil mi? O zaman öyle. Yukarıda var en meşhuru var. Hiç görmediğiniz bir halıyı çekeceksin. Kaş Karlı Mahmud'un kendi el yetişeceği yaptığı bir iki aslan var. İran şeysi. Yani adam ne yazmış biliyor musun? Lügatın ilk sayfasına çizmiş. Basça Arapça gitti Türkçe lügatı yazmam gerektirmiş. Yıkarlar mı galiba? Ona da bakalım. Oraya da çekebilirsin. Bak bunu bulamazsın. Zayıkmadan. Ben olmasam safran balığı göremezdiniz. Vereceğim biraz sonra size. Safiye. Ya taşıyacak. Safiye. Bak şurada da lastik. O çarık. Çarıklar. Buyurun gençler. Elimizde de fotoğraf çekilmiş. Ben yorulma ama öyle eklime falan yok bunda. Çok eski ya. Yani. Bütün bir ağaçla. Bütün. Bu deri zaten dışı. Deri değil mi? Evet. Ay. Muhteşem. Vay. 1970. Ne günler. Oradan buraya. Evet, bu da insanoğlunun yemek yemek için oturduğu sofra. Büyük bir sofra. Eskiden aileler de kalabalıktı ya. Hangisisiniz? En son sağdaki. Ya. Bunlar kimdi? O Bülent Ecevit. Bu da Kemal Anadolu. Zonguldak milletvekiliydi. Belki adını duydunuz. Evet. Yazı falan da yazıyor. Sene 1970.
Vay be. Bunlar bayağı önce kalma değil mi Ayşe? O pamuk. İnsanoğlunun ilk yaptığı ayaklarına giyip ağaçta şeyden o çarıktan olmadı. Bunun bir de kız beşiği var yukarıda. Nasıl yani? Bu erkek beşiğiymiş. Eskiden kız beşiği ayrı, erkek buyurun, beşiği ayrı. Buyurun yukarıda. Hadi. Asıl konağa çıkıyoruz. Asıl konağa yukarıda. Hadi yani. Hadi bakalım. Asıl konağa. Salon karşılıyor, bizi çıkınca. Duvarımızda evet bu. Aslanlı. Bu nasıl? Aslanlar falan. Aslanların kaşkalı kendisi çizmiş. Halının dış şu motifleri de çok şey anlatıyor. Ama motiflerin sebepleri neler peki? Sebep insanoğlunun artık bu hale geldiğini, insan şey yani sosyal yönde değiştiğini her şeyin icap ediyor. Çok şey de anlatılır onlarla beraber. Dünyanın gidebileceği yeri anlatıyor. Anlam çıkartmak gerekir değil mi? Tabii. Şunu, ama çizim muhteşem. Yani burada şunu anlatıyor. İnsanoğlu diyor, eşek gibi deyince adam vuracak, aslan gibi deyince gülecek. Halbuki eşek aslandan çok kıymetli insan için. Her evet. Türlü şeysine her, koşuyor. Her işini görüyor. Ama aslan gibi deyince gülüyor. Örneğin öküz gibi tersi. Deyince kızıyor. Kızıyor. Dana gibi deyince seviniyor. Burası bile baksana nasıl duruyor. Neden bu evi gezdirdiğimi şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Burası bir müze ama insanların, turistlerin gelip eskiden insanların nasıl yaşadığını gösterebilecekleri tarzda bir müze. Ve ev çok eski eşyalarla, nostaljiyle dolu. Ki zaten Safranbolu'dan da böyle bir şey beklenirdi. Çok başarılı ve çok güzel. Hala sanki burada yaşam varmış gibi geliyor. Böyle eski o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Kalabalık aile ortamını hissedebiliyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel. Müzeden çıktık ve abi bize bir tane kitap hediye etti. Daha güzel, yüksekten gösterilen bir yer var. Şimdi size oraya göstermek için
buradan çıkıp yukarı gideceğiz. Şimdi o ara sokaktan çıktık ve ana yoldayız. Şu an yürüyoruz. Aa, çikolata müzesi falan da ilerideymiş. Bugün pazar olduğu için çikolata müzesi kapalıymış. Biz de Hıdırlık Tepesi'ne geldik şimdi. 2 kilometre kadar bir yol yürüdük. Manzarası gerçekten çok güzel. Şimdi geldiğimiz yoldan iniş yapıyoruz. Hıdırlık Tepesi'ne gittik. Çikolata Müzesi'ne gidecektik ama bugün kapalıymış maalesef. Ve biz de buradaki manzarayla yetinmek zorundayız. Ve Çikolata Müzesi dediğim yerde Safranbolu'yu sadece çikolata malzemelerinden, gerçek çikolata malzemelerinden yaparak anlattıkları müze gibi bir yerde. Burayı tekrardan göstermek isterim. Ve ben burayı çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Burayı gerçekten çok beğendim bu arada. Kulesi olarak geçiyor Safranbolu'da. Oraya gideceğiz ve size Türkiye'deki bütün saatlerin minyatürlerini göstermek istiyorum. Biraz nefes nefese kaldım çünkü çok zor bir yokuş çıktık. Gerçekten yorucu. Arnavut kaldırımları da daha çok yoruyor. Şimdi burası var. Burası var. Hangisi? Bu taraftan. Bu taraf daha güzel de. Ama biz bu taraftan gitmeliyiz. Merhaba. Aşırı güzel bir yer gerçekten. Buradan geldik ve hala yürümeye devam ediyoruz. Resmen şu an tarihe dokunuyorum. Şimdi size buraya geçelim. Proje 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Kentin Müzesi Tarihin Sesi bu şekilde hızları yazmışlar. Saat kulelerin olduğu bölüme geldik şimdi ve her Türkiye'deki her şehrin saatlerini gösteriyorlar küçük küçük ve bilgiler veriyorlar. Ben şimdi size onları anlatmak istiyorum. Göstereceğim saat Kayseri Saat Kulesi. Yazısı biraz okunmakta zorluk çekiyor ama göstereceğim. Şimdiki saat ise Kütahya'nın saat kulesi. Bilgiler de verilmiş.
Burası Çanakkale'nin saati. Burası Bursa'nın Saat Kulesi, Adana'nın Saat Kulesi, İzmit Saat Kulesi, Edirne'nin Saat Kulesi, İzmir'in Saat Kulesi, Samsun'un Saat Kulesi. Elazığ'ın Maden Saat Kulesi, Amasya'nın Saat Kulesi, İstanbul Dolmabahçe Saat Kulesi. Erzurum'un burası da Saat Kulesi ama bu büyük biraz. Bu şekilde bir bahçenin içinde. Çok güzel. Gerçekten bu şehir dekor olarak çok güzel ve ince düşünülmüş. Burası çok yüksekmiş. Ben yüksekten korkarım. Saat kulelerini bitirdik. Safranbolu'nun %50'sini gezdik diyebilirim. Arabamız olmadığı için ve yasak olduğu için her yeri çok gezemedik ama yani yürüyerek elimizden geldiği kadar gezmeye çalıştık. Size bu nostalji kokuyu hissettirmek istedik. Tarihi anlatmak istedik biraz da açıkçası. Ben Safranbolu insanlarını çok sevdim ve çok fazla misafirperverler. Herkes buraya geldiğinizde sizin elinize bir şeyler vermek istiyor ve hediye, armağan olarak veriyorlar. Tadına bakmak için veriyorlar. Ücretsiz de veriyorlar. Genelde lokum çok fazla veriliyor. Ve çok sıcakkanlı insanları var gerçekten. Yardımseverlikleri var, misafirperverlikleri var. Ve şu an rakım olarak yüksek bir yerde olduğumuz için güneş çok güzel geliyor. Şu an hissedebiliyorum yani. Ve ben yüksekten korkarım. Ama manzarayı çok seviyorum. Size de bu manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle gösterebilirim. Biraz belli oluyor sanırım. Biraz. Das Vidanya. Paka paka. Buradaki dağlar oldukça yüksek. Çok büyük duruyorlar. Videoda zaten siz de fark edersiniz. Ve Kozalak da çok güzel. Şöyle bir şey de var. Doğruyu hani
anlatmam gerekirse. İnsanları birbirlerine çok saygılılar. İnsanlarına baktığımda incelediğim zaman birbirlerine çok saygılı ve anlayışlı olduklarını fark ettim. Çok iyi yani. İnsana huzur veren bir şehir Safranbolu. Benim düşüncelerim bu şekilde. Zaten ince düşünceli olduklarını şuradan da anlayabilirsiniz. Tüm şehrin, Türkiye'deki tüm şehirlerin saatlerinin hepsini buraya yapmışlar, minyatürlerini. Ve çalışmayı seven bir şehir gerçekten Safranbolu. Ben çok beğendim. Yani umarım, kesinlikle umarım yani siz de buraya gelirsiniz ve buraya geldiğinizde bu tarihi, nostalji duyguyu içinizde hissedebilirsiniz. Çünkü ben hissediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Das Vidanya. Paka paka. Bir tane. Ama burada, keşke burada okuyabilsem. Abi bak, taşlara bak. Işıltı yapmışlar. Renk değiştiriyor. LED takmışlar. Çok fazla Çinler. Bu oğlum tarı. Ne o ansiklopedi? İki kitap aldım. Hediye. Hatıra. Çin cihazlar var. Burası da harika. Girdik de paralı yer ya Elif. Evet ya, illa ki peşimize takılıyor köpekler. Sanırız. Cincihan sokakta kalıyormuşuz biz. Cincihan'ı. Harika. Evet, bugün en çok hangi saat kulesini beğendin Elif? Hepsi çok güzeldi bence. Bir tanesini söyledi. Çanakkale güzeldi ama siz söylediniz zaten onu. Olabilir. İzmir'inki güzeldi. Evet. Ben İzmir'i daha çok beğendim. İstanbul'unki güzeldi. Zaten İzmir'e de gitmek istiyorum bu arada. Bakalım. O bizim çıkmaya çalıştığımız yerin adı da şeymiş. Aşıklar Tepesi. Güzelmiş. Utangaç kız. Kafelerde safran çayları var. Bunlardan içebiliriz. Evet. Geldik. Konak. Rüya konak. Evet. Hiç oldukça da temiz. Ama çok özel. Odaya birazdan çay alırız. Olur. Yemekten sonra. Tamam. Ben yerim yani. Şimdi Safranbolu'da bir kanyona geldik ve bugün son günümüz ama biraz daha gezelim dedik ve kanyon bulduk. Gerçekten Safranbolu'da her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi size oraya göstermek istiyorum. Devam ediyor. Tut pekmezi yapımına geldi. Yoldan geçiyorduk, bir koku geldi. Sonra baktık teyzeler tut pekmezi yapıyormuş. Ve her şeye şifa gerçekten bu. Mis gibi kokuyor. Ekstra şeker ilave etmiyorsunuz kesinlikle. Evet, böyle büyük. Şöyle bir dumanın rengi. Karıştırmak için şey mi? Var. İçinin içerisinde. Ben karıştıramayacağım. Yanar mı ki?
Ben üfledim. Hem video çektim. Meryem tutuyor yar yavaş yavaş. Rengi geliyor yavaş yavaş da. Rengini görün. Onun için rengini çek diye. Onun için dedim. Daha kaynamasına daha var. Bu da su. Benim de elim değmedi de var size zaten. Bunu da çekmişler. Şu ateşi şu. İlerleteyim bizden. Artık benim de elim değdi. Çok güzel olur bu. Küçükler. Şimdi tabakhane denilen 800 yıllık bir müze var. Şimdi geliyoruz. Evet, bakın tatlı. Ama kenarları da çok güzel. Hoş bulduk. İyi. Burada çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Biz de koşturarak hoş geldik. Sen mi dekore ettin anne burayı bunu? Amcam ekliyordu. Elif. Amcam ekliyordu. Bir de düz çek gel. Orada oturacak yerimiz var kızım. Eğer oturmak isterseniz. Fark edilen isterseniz fark edin. Burası. Teşekkür ederiz. Eski ev oldu anlamına geliyor değil mi sen bundan? Yalnız şunu gösterebilir miyiz abi kameraya? Şey gelince. Kahvelerle. Evet evet. Sonra gelince. Bak gel. Bari yedi hadi. Tamam, tamam. Hadi bana müsaade. Yok, bir şekerli iki orta. Bir şekerli iki orta. Şuna bak. Bak bak o zaman çıkar ayakkabı. Burada resim çekin gel bak. Tamam. Hadi bakalım. Burası ne biliyor musunuz siz? 350 yıllık evet, tarih. Evet Yonca taçlı. Osmanlı'dan kalma Yonca tezgahı burası. Ay. Tabii ki. Yukarıdan hava almaya çalışıyor. Bir koku almaya çalışıyor değil mi? Çok güzel. Yumurtalar varmış evet. Bunda. Demirler içeride fotoğraf çekiyor. Hep böyle. Orada Bahadır'ın önünde fotoğraf çekiyor. Ben şöyle oturayım bir içeri çekeyim. Ben senin orada esnaf var. Ondan sonra ben seslenecektim sana. Bak annesinin resmi var. Annesi ya da eşi bilmiyorum. Ya mutfak bile ne kadar... Ya seve ben... seve içsinler diye sevgimi bakıyor. Hakikaten bak seve seve yaparım. Gerçekten böyle baksanıza. Denge seve de ben. Allah Allah. İşte sevgi değil mi bunun adı? Bunun adı sevgi ya. Sevgisiz yapılan hiçbir iş iş değildir. Uf, abla çok güzel oldu ya. Ve kokusu? Burası kanyon suyu arkadaşlar. Asana. Merhaba. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin gibi güzel kızları burada görmek bizim için bir mutluluk. Hem konuğumuzsun hem misafirimizsiniz. Başımızın tacısınız. Daha ne diyebilirim? Ya teşekkürler. Biz de sizden kahve içtiğimiz için size afiyet olsun. Şifa efendim. Olsun. Teşekkürler. Korkuyor ya orada bir şey. Çabuk otur hadi. Çabuk otur hadi.